Ahmet Taş Getiren, Cemaat, Paralel Devlet, FETÖ Önce cemaatti, iyi konuşan bir vaizin öncülüğünde oluşmuş bir cemaat. Devletin dindar toplum kesimlerine ki bu çok çok geniş bir nüfusu oluşturuyordu, karşı ceberut uygulamalar yaptığı dönemlerde devlette iyi adamlar olsun düşüncesiyle adam yetiştirme motivasyonunun tüm dini hizmet yapılarını etkilediği dönemde bu yapıda insana yatırım yaptı. Yapı daha sonra uluslararası alana açıldığında yetişmiş insan ihtiyacı daha da büyümüş olmalı ki insana yatırım belki diğer tüm dini hizmet yapılarından farklı olarak çok büyük hacme ulaştı. AK Parti iktidar olduğunda devlette yetişmiş insan ihtiyacını bu yapıyla telafi etmek istedi. Aslında AK Parti kadrolarıyla bu yapı arasında geçmişte çok dirsek teması da bulunmuyordu. Cemaat bir süre sonra kendisine cemaat denmesini yeterli bulmamaya başladı. Kendi içlerinde camia vesaire gibi isim arayışları oldu. AK Parti'nin ilk iktidar yıllarında TSK'da cuntalaşma girişimleri olduğunda yapının yargı ve emniyetteki elemanları savaşçı rolünde devreye girdiler. Sonra bir şey oldu. Acaba o şeyin başlangıcı mitin başına Hakan Fidan'ın getirilmesi midir, başka bir şey midir? Yapının iktidarla ilişkileri sarpa sarmaya başladı. Bu kırılma noktası dikkat çekiyor. Çünkü İrancı diye suçlanan Hakan Fidan'a bu yapı yanında İsrail karşı çıkacak. Sonraki dönemde de yapı adına iktidarın sembol isimlerinin İrancılık yaptığı mutanika kıydırdıkları kampanyası yürütülecekti. Bu yapıyla Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu gündemine çıkan ilk gerilimi Hakan Fidan'ın şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrılmasıdır. Başbakan olarak Tayyip Bey bu bana karşı yapılmış bir harekettir diyecektir. Olay çarpıcıdır. Bir savcı başbakana ulaşmak için MIT müsteşarından yola çıkmaktadır. Sonradan PDY diye devlet hafızasına girecek olan paralel devlet yapılanmasının meşru siyasi iktidarla boğuşmaya talip olmasıdır bu arkası gelecektir. 17-25 Aralık hamlesi. Tır operasyonu, devletin bütün mahrem alanlarının dinlenmesi, Ergenekon-Balyoz davalarının delil üretme yöntemlerine sahne olması vesaire. Evet, cemaat diye yola çıkan hareket devlette iyi adamlar olsun yürüyüşünü paralel devlet yapılanması haline getirmiş ve meşru devlete karşı kullanmaya başlamıştır. 17-25 Aralık hamlesi PDY'nin emniyet yargı ayağının başlattığı savaşın işaretidir. Devlet siyasi iktidar savaşı görmüştür ve savunmaya ya da karşı mücadeleye geçmiştir. Evet savaş. Bu dönem yapının bütün unsurlarını savaşa sürdüğü, devletin siyasi iktidarın da hem devlet içindeki paralel yapıyı görmeye hem de yapının iltisaklı alanlarını tasfiye etmeye çalıştığı dönemdir. Bu hiç şüphesiz kolay değildir ne devletteki paralel unsurları görmek kolaydır ne de onun iltisaklı alanlarını çözmek. Yapı bağlılar açısından dini bir hüviyet niteliğinde bu insanları sorgulamaksızın kimi davranışlara itiyor. Sivil alandaki yaygın müesseseleşmelerle de dokunduğunuzda pek çok yerden tepkinin yükseldiği bir durum ortaya çıkarıyor. Savaşı halka yansıtma boyutu. Devletteki paralel unsurlarsa, yapının kullandığı tedbir yöntemiyle olağanüstü bir gizlenme imkanını elde ediyor, bu da kimin nerede yer aldığına dair bir körlük oluşturuyor. Cumhurbaşkanının yaveri, genelkurmay başkanının emir subayı kadar yakınlıklarda yer edinildiği görüldüğüne göre daha ötesini söylemeye gerek yok. Bir de devletin gözü kulağı denecek stratejik alanların kontrol edildiğini düşündüğümüzde paralellik akıl almaz boyutlara çıkıyor. Cemaat diye yola çıkan bir yapı devletle savaş noktasına geliyor. Ve nihayet 15 Temmuz, cinnetin, cinayetin, pörsümenin, başkalaşımın, tefessühün zirve noktası. 17 Aralık'ın hemen peşinden o yapının yazdığım, konuştuğum tüm organlarından ayrıldım. Bu savaş sürdürülemez, bu intihardır diye diye dilimde tüy bitti. Sonunda çağımızda cemaat intiharının en çarpıcı olanı gerçekleşti. Cemaat FETÖ oldu kendi insanına kurşun sıktı milletle vuruştu şimdi milletle vuruşanların akıbetini yaşıyor Ahmet Taş getiren Star